Merhum Özal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiki başkanı Donald Trump'la bir hukuku, Var bir da evet. arkadaşlık gibi bir Evet, hukuk mu bu? doğru. Var mıydı? Vardı. Nereden gelişti, nasıl oldu? Valla Amerika seyahatinde Donald Trump bizi evine yemeğe davet Ne etmişti. vesileyle? Nereden tanıyordunuz onu? Ya da Cumhurbaşkanı nereden tanıyordu? Bir talepte bulundu. Biz zaten New York'ta, Washington seyahatinde talepte bulundu. Onlardan mı geldi Evet, talep? tabii. Ondan sonra o zaman Trump'ın yaptığı büyük komplekslerden, evlerden evine yemeğe gittik Trump'ların. Siz de mi gittiniz? Tabii. Kimler vardı başka? Ben zaten çok fazla annem vardı, o kadar. Yurt dışı seyahatlerinde babamla benim o toplantılardan sonra ve öncesinde yaptığımız beyin jimnastikleri vardı. Oralardan tabii çok tecrübelerim oldu. O dönemin bir gazetesi, o gazete küpüründe de izleyicilerimiz görebilirler. Niye eleştirdiler Trump'la o dönem Merhum Özal'ın görüşmesini? İşte skandal dostu, skandal görüşme falan Özal'ın gibi. Skandal dostu. Niye yani? O şey, yazıyı okursan orada benim anladığım şu. O zaman Trump milyoner bir iş adamı olarak gayrimenkul ve inşaat üzerine çok borçları bulunan diye yazmış gazetede. Yani herhalde yani borçlu ve batık bir kişi olma sebebiyle. Borçlu ve batık bir kişiliğinden dolayı bir skandal diye de onu orada ufak bir şekilde yazmışlar. Ben yazıyı okudum, onu anladım ben o işte. O dönem bir dakika başbakan mıydı? Cumhurbaşkanıydı. Cumhurbaşkanıydı. Merhum Özal o dönem Cumhurbaşkanıydı.